Dostlar herkese selamlar. Bugün güzel bir günü geride bıraktığımızı düşünüyorum ama pek vaktim yok. Videoyu kısa tutacağım. Büyük bir ihtimalle de bölümleri ayıramayacağım. O yüzden bugünlük idare edelim. Ee, kusura bakmayın. Ee, yarın tüm gün ekran başında olacağım. Ee, önemli bir gün faiz kararı açıklanacak. Gün sonunda uzun uzun bir videomuzu çeker. Detaylı konuşmalar yaparız. Bugün de erken dönersem eğer yine grafik çalışmaları yaparız. Twitter üzerinden sevgili... Dostlar, ben yine endeks üzerine konuşacağım, genel bir değerlendirme yapıp hisselere de bakacağım ve bugünlük videoyu bitireceğim. Sizden ricam kanala abone olmanız arkadaşlar. 30 bin aboneye doğru adım adım gidiyoruz. Ee, çok az kaldı videoyu izleyen herkes abone olursa en kısa sürede buna ulaşırız diye düşünüyorum. Yine videoyu e, beğenip yorum yapmanız da ki dün e, bayağı bayağı bir destek vardı, teşekkür ediyorum hem video beğenilerinde hem yorum kısmında. Ee, oldukça artmıştı sayılar. Onun için de ayrıca hepinize teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. Şimdi e, gelelim şeye. endekse Endeks bugün e, paralel kanalın orta bandından bir red yedi. E, muhtemel dip dediğimiz 8.500-8.700 e, desteğinden tepki aldık. Dün müthiş bir tepki aldık. Dün bahsetmiştik zaten. Kanal orta bandına kadar hareket geldi. Oradan red dedik ama günü yeşil. Kapatmayı başardık. Bu satış normal. Hem teknik olarak normal. Kanal orta bandından satış yedik. Hem de e, yarın önemli bir faiz kararı var. E, piyasanın birazcık belirsiz olduğu da aşikar açıkçası. Yani herkesin farklı bir fikri var. Sabit kalacağını düşünen de büyük bir kesim var. E, artış geleceğini düşünen de büyük bir kesim var. E, artış gelecekse de. Bu 250 bas puan mı, 500 bas puan mı, 750 bas puan mı? Burada da ayrışan birçok insan var arkadaşlar. Benim beklentim ne? Açıkçası seçim olmasaydı kesinlikle bir faiz arttırımı bekleyecektim. Ama seçim olduğu için sabit bırakılıp seçim sonrasında bir faiz artışı kalır. Açıkçası benim de o konuda biraz kafam karışık ama ben yarın için 250 bas puan bir artış olabileceğini düşünüyorum. Yani bizim şurada yaptığımız... Bir haftalık gereğinden fazla düşüşün o 250 bas puanlık artışı fiyatladığını düşünüyorum ben. Bankalar zaten hareketli. Yurt dışındaki kurumların da artış beklentisi var. Yani 500 bas puan da olabilir mi? Seçim öncesi belki o kadar sert yapmazlar da 250-250 Mart-Nisan'ı bölebilirler diye düşünüyorum. Ama her ne olursa olsun ben sonucun borsayı yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunun detaylarını da daha önce anlatmıştım. Faiz artışı borsayı olumsuz etkiler teoremi doğrudur. Fakat şu sıralar bizim borsamız için geçerli olmayan bir teorem. Yine buna, bununla ilgili uzun bir konuşma veya yazı da yaparım yarın veya daha müsait bir günde. O yüzden yarın önemli olacak. Ee, ekran başında olacağız. Muhtemelen öğlene kadar böyle yatay pozitif şekilde ilerleriz. Ee, öğlenden sonra, karardan sonra da ben bar boylarının uzamasını bekliyorum. Çok volatil bir gün olacaktır. Aşağı yukarı çok sert hareketler olacaktır. Gün sonuna doğru e, ee, piyasa kendini bulacaktır. Sakin kalmak lazım arkadaşlar. Kaldıramayanlar da ekrandan uzak dursun yarın. Çünkü e, endeks bir anda artı 2'ye gidip oradan artı 0.5'a gelip oradan artı 1.5'a gelip oradan eksi 1'e gelebilir. Yani önemli faiz kararları zamanlarında bunlar oluyor. normaldir. Ee, o yüzden piyasanın oturmasını sakin sakince beklemek lazım. Dediğim gibi zaten yarın ekran başında olacağım için bol bol konuşuruz Twitter üzerinden. Beraber takip ederiz. Endeks tarafından da ben pozitif olmasını bekliyorum. Her zamanki gibi diyeceksiniz. Evet uzun süredir pozitifim. Yarın bar boylarının yukarı yönünü uzamasını bekliyorum. Kanal kırılımı 9300. Cuma da kırılabilir burası. Yani Cuma'ya kalabilir buranın kırılımı yarın. Kırılmaz tabi çok zor 4.5-5'lik. Haftaya da kırılabilir. Ne kadar geç kırılır o kadar iyi açıkçası. Yani ben hemen kırılsın istemiyorum. Buralarda yatay takılsın istiyorum. Ee, bir ileri gidiz sonra belki orta banda onaya gelir. Sonrasında kırılıp şeklinde de ilerleyebilir. Ama artık endeks güvenli alana yavaş yavaş girdi. Yani 9000 civarı güvenli alan. 9000 üstü tamamen güvenli alan benim bakış açıma göre. Nitekim bugün hisselerin ayrışması da bence bunun gayet güzel bir Göstergesi çok güzel ayrışan hisseler vardı. O yüzden yarın biz 9000 üzerine atarız diye tahmin ediyorum. 9100'ü zorlayacağımızı düşünüyorum. Cuma hafta kapanışından sonra da bu iki günde iyi olur. Önümüzdeki haftalarda da artık seçimden sonra da daha rahat daha güzel bir piyasaya izleriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki bizim ülkemizde dinamikler çok sık değişebildiği için belli de olmuyor arkadaşlar. Bir haber, bir fikir, bir söz e, bir anda gidişatı değiştirebiliyor. Normalde faizler sabit kalacaktı. Vektegör politikasına geçilmişti bildiğiniz gibi ama enflasyon kontrol altına alınamayınca ekstra hareketler gereği hissedildi. Ve biz bir anda şu baskıyı hissettik piyasada bakın. Ciddi bir baskı hisseler burada. Bakmayın burada ufak bir düşüş varmış gibi gözüküyor. Evet endeks ufak bir düşüşle atlattı belki bunu ama hisseler burada yani endeks sanki 1500 puan düşmüş gibi. Endeks sanki 7800 lira inmiş gibi bir tepki verdi. Bunun da zaten birçoğunuz farkındasınız. Bunu da faize bağlıyorum ben açıkçası. Sevgili dostlar gelin şimdi hisselere bakalım. Şimdi Egeyen bugün çok güzel bir gün geçirdi. Yeniden 15.000 üzerine attı ki. Burada da mükemmel bir dönüş yapısı oluşturdu. Çok güzel bir dönüş yapısı oluşturdu. Şimdi Ege'nin kısa da. Pardon Ege'nin kısa da yani çok beğendiğim ve çok tuttuğum bir his olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar Ege'nin. E, kısa da şu 15.825'in üzerine atmasını bekliyorum. Yani bunu yarın yapabilir. En geç cuma yapmasını bekliyorum açıkçası. Yani şu %5'lik bir hareket yapmasını bekliyorum. Bu bölge üzerinde artık e, hedefimiz yeni zirve yapmak olacak. Yani 18.000'in üzerine atmak olacak Ege'nin tarafında isteğimiz ve Beklentimiz ben bu yıl içerisinde 20 binlerin üzerine hatta 23-24 binleri ee, bekliyorum. Yani aslında daha fazlası olabilir ama e, yüksek hedefle vermeyi seven birisi değilim az çok biliyorsunuz. Ama e, çok beğendiğim hype'ın tamamen bedelsizlerde olduğu bir dönemde e, çok iyi bir şirket olduğunu e, düşünmem sebebiyle iyi bilanço bekleme sebebimle beraber e, Ege'nin seviyorum. Dün harika bir ayı tuzağı da geldi. Yani şurada bir ayı tuzağı da yapıldı. Aşağı destek aşağı kırdı. Hadi stoplar çalışsın deyip burada birçok insan stop da edildi. Sonrasında üçlü mumla dönüş yapısı da geldi. Artık arkadaşlar ben yönümüzün yukarı olduğunu düşünüyorum Ege'nde. Umarım her şey beklediğimiz gibi olur sevgili dostlar. Çok geri geldi ya yani şu hareket yapılabilirdi bir özel mi diyeyim. Yani zaten güzellerde takip almıştık. Hani Şuralarda bir yerde kar alınıp buralarda yeniden girme olayı düşünülebilir miydi? Düşünülebilirdi. Ama bu kadar salma beklemiyordum ben şahsen. Ki ekstra oldu yani piyasadaki hisselerin bu denli. Ee, sarkmasını da birçok insanın beklemediğini Düşünüyorum ee, Çok fazla saldı hisseler Yoksa Egean gelip buralardan dönseydi Ve ben bu hareketi yapmış Burada bekliyor olsaydım Egean buradan dönseydi kahrolurdum muhtemelen O yüzden o riski almadım arkadaşlar Oturdum bekledim yani ee, Çünkü bu hisseleri Ne kadar fazla e, Basacaklar Bunun ma maalesef ön göremiyoruz Devam edelim Miatek, Miatek'ten de bugün pozitif bir hamle geldi. Dün order bloktan mükemmel bir tepki. Bugün yukarı doğru dönüş. Güzel bir artı dörtlük kapanış. E, tavana doğru gitti ama e, doji bir mumla kapanış yaptı. Bir problem yok. Her türlü artı mum e, bizim işimize gelir arkadaşlar. Burada artık hedef 82 TL demiştik. 82 83 TL bandını bekliyoruz. Bugün en azından 76 77 kapatsaydı yarın orayı deneyebilirdik ama haftalık hedefimizi öyle koyalım. Yani perşembe ve cuma gelecek alımlarla 82 83 bandını ziyaret edip üzerinde kapatabilirsek nefis olur arkadaşlar. Mia da tamamen bunu önemsiyorum. Desteği zaten biliyorsunuz 59 59.95 62 75 oraya uzal şu an. Flap nefis bir alım geldi, mükemmel bir alım geldi Flapa. İki günde ne kadar güzel toparladı bakın arkadaşlar. Fazla endişeye gerek yokmuş, değil mi diye soruyorum sizlere. Şimdi daha çok bir şey toparlamadı. Üç gün önceki kapanışından yüzde sekiz sekiz buçuk yukarı attı. Ee, ama iki günde verdiği iyi bir mum olduğunu düşünüyorum. İki günde yüzde sekiz buçuk bence gayet güzel. Ee, devamının da geleceğini ben şahsen düşünüyorum zaten. Bir anda e, 11'lere mi gidiyor demiştik. Bakın 14'lere e, dayandık tekrar flap tarafında. Çünkü dolar bazlı grafiği çok çok iyiydi gerçekten. Hani işte burada da devreye tamamen psikoloji giriyor arkadaşlar. Tekniğe güvenip psikolojiye güvenip e, bekleyeceğim mi yoksa stop olacaksın o endişeye kapılıp stop mu olacaksın? Orada iş tamamen ona geliyor. Burada 0.45-0.46 bandında bir direnç var. Yani %10'luk bir yükselişin ardından bir direnç var karşımızda. Ee, oraya nasıl tepki vereceğimizi göreceğiz. Ben ee, birazcık daha yol olacağını, en azından son zirvesini bir test edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Flap'ın yakın takibimde hala sürmekte. Marshall bugün beni üzdü. Ya bugün beni üzen iki şirket vardı. Biri Marshall, biri Tarqip. Ee, neden? Çünkü çok iyi hareket yapmış. Yani artı 3 kapattı. Güzel bir kapanış. Ama artı 7'leri gördük biz bugün. Artı 7'ler görüldü. E şurada bir direnç var. 2370 bakın daha önce de birkaç kere iğne atıp dönmüşüz. E oradan döndük. Ama olsun burada da 2 günde yine güzel hareket yapıldı. Bakın 2 günde %5'e yakın bir yukarı hamle geldi. Bu da gayet güzel. Ee, yarın artık zayıflatılmış bu bölgenin üzerine çıkmayı ve 2400'lere doğru hamle yapmayı ben bekliyorum. Marshall'den çok net bir artık çünkü dönüş emaresi var. Bu haftayı nasıl kapatacağımızı merakla bekliyorum Marshall tarafında. Güzel bir hafta kapanışı göreceğimizi düşünüyorum. Ee, yakın takibimde yine e, burada sürüyor arkadaşlar. Grafik 10 numara. Sabırla bekleme devam ediyorum. Astor 97.90 Yükselen trendin üzerine atacak mı dedim ama oradan reddedik. Şimdi bu düşüş onayı olarak mı kalacak yoksa ayı tuzağı olarak mı kalacak bunu bu hafta göreceğiz arkadaşlar. Eğer 100 TL üzerine atarsak bu bir ayı tuzağı olur ama cuma günü hala aşağı atamamış ve üstüne bir de kırmızı mum vermiş olursak bu artık düşüş onayı olur. Ve 83'lere kadar bir salma Mümkün olabilir arkadaşlar o yüzden bizim isteğimiz şu kalan 2 günde bizim 100 TL üzerine atmak ve üzerinde kapatmak olacak arkadaşlar isteğimiz hedefimiz Astor'da bunu yapabilirsek bence bir nebze toparlanmış olacağız yani son tepeden %30 aşağıdayız zaten zirvesinden de %37 aşağıdayız Astor'un biraz toparlarsa yani 83'lere inerse zaten zirveden düşüş %45'leri bulacak. O yüzden yüzlerin üzerine atması gayet beklenebilir bir hamle diye düşünüyorum. Umarım bunu yapar diyelim. Ak enerji bugün de tavan 7.98'e geldi. Yani inanılmaz bir yükseliş geldi ak enerjide. Alın fırsatı da vermedi. Bakın 3 gündür tavan çok sert ilerledi gerçekten. Çok güzel ilerledi. 8.93'e kadar önü boş gözüküyor açıkçası. Bu da yarını kritik kılıyor bizim için. Yok yarını kılmıyor. Cuma'yı kritik kılıyor. Yarın da bir tavan gelirse şaşırtıcı olmaz. %11.5'luk bir alanımız var önümüzde. Nasıl tepki verecek buraya? Belki burayı da geçer. Bilemiyorum. Göreceğiz. Dolar bazlı grafikte çok fazla diplerde olduğundan bahsetmiştim bunun arkadaşlar. Dardanel, Bera. Her ne kadar Bera bana yar olmasa da. Dardanel, Bera, Jans, Akener. Bunlardan çok bahsettim. Bakın nitekim dolar bazlı grafikte kırılım gelince alım fırsatı vermedi zaten. Tavan 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 şekline gitti. Bakın dolar bazlı grafikte zirvesinden %58 aşağıdaydı. Hatta bizi ilk takip ettiğimiz başladığımızda %64 aşağılardaydı. Biz şuralarda itibaren takip ediyorduk. Çok aşağıda çok aşağıda çok aşağıda diyorduk. Nitekim bakın sabırlı olanlar e tabi bayağı da bekledi sabırlı olanlar 5-6 ay beklediler yani ben hatta şuralarda itibaren takip ediyorum şu düşüşü de yakalanmıştım 5-6 aydır falan bekliyorum ama baya baya iyi bir hareket geldi yani ak enerji tarafında beklediğimize değdi önemli dirençlere geldik yani TL bazlı grafikte evet hala biraz alanımız var gibi gözüküyor ama tam tepedeyiz burada bakın Ayrıca şuralar da bir direnç. Yani 0.26 bandı da direnç. O yüzden yarın e, tavan bozabilir diye düşünüyorum AK enerji. E, nasıl bozacak, Eksimi açacak, ne hareket edecek bakmak lazım. Kar alınabilir mi? Tabii ki kar alınabilir maliyetinize göre. E, tamamen de çıkılabilir. Bu tamamen kişinin tercihine kalmış. Zaten %40-45 falan e, hareket yaptı ama şu bölge bir direnç. Yani burayı hızlı geçmesini ee, beklememek sanki daha doğru olabilir. Zaten bu bölge e, içine sanırım şeyi de alıyor. Yani 1, 618 de alıyor diye tahmin ediyorum. Evet alıyor. Ee, yani zaten TL bazlı grafikle dolar bazlı grafikle birbiriyle uyumlu. Bu kutu içerisinden bir dönüş gelebilir. Bir dinlenme bir e, şey yapma duraksama gelebilir. 0.5 seviyesine de denk geliyor yine bu kutu. Bakalım. Umarım e, yarın bizim yönetebileceğimiz bir volatilite de hareketi olur. i̇yi bir şekilde hareket ederiz. Doğuştan bir eksi geldi eksi 2. Son tepeyi açmakta zorlanıyoruz arkadaşlar. 331 330 bandından red diyoruz. 337 üzeri kapanışlar lazım bize burada. Gayet normal iyi bir hareket yaptık. Zirveyi açmakla Mücadele ediyoruz. 337 üzeri kapanışlarda kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Tarkim günün kötü ismi. Bir ara yukarı hareket de yaptı bugün ama kötü bir kapanışla günü tamamladı. Eksi birlik bir hareket. Bir beklentimde değişiklik yok. Sabırla takibi izlemeye beklemeye devam ediyorum arkadaşlar. Reader 60 TL. Reader'da da 55 TL'den gelen tepki bugün kralımla sonuçlandı. Aslında tavana doğru giden bir hisseyken satış yiyip 60 TL'de bir kapanış yaptık. Görüntüde bir bozulma yok. 55 TL korunduğu müddetçe Reader son zirvesine bir atak yapabilir diye düşünüyorum. Hatsan 70-55 Hatsan'dan artık daha seri hareketler bekliyorum. Şurayı geçemedik. 71-70'den Şu 71, 70, 71 70'ten bir kez daha rektedik. Buranın üzerine atmamız lazım. Ve 2 oldu çünkü buradan yediğimiz red. Artık yarın atarız diye tahmin ediyorum. Çünkü yeteri kadar zorladık bu bölgeyi. Sert bir mumla burayı geçmeyi bekliyorum arkadaşlar. Hatsan özelinde. Gesan dün e, dolar bazlı range'den tam tepki almıştı. Bugün onun bir nebze kar satışı oldu. Bir problem olduğunu düşünmüyorum. Euro Power enerjilerin birçoğu bugün sıfır bandında hareket etti arkadaşlar. Artı eksi sıfır bandında hareket ettiler. E, o yüzden onlarda da büyük değişiklikler yok. Euro da yeşil kutuda. Bugün artı kapatması lazım demişti. Yerinde sayarak artı kapattı. Yani hala yeşil kutuda Euro Power'da bakın. Yukarı güzel bir hamle geldi ama devamı gelmedi. Ee, bir problem yok. 4.71'i korumamız lazım. Yukarı sağlam yeşil mum lazım. Umarım yarın verir onu. Borusan'da kırılım beklemeye devam ediyoruz. Yani burada bir sıkışma var. Ee, bu sıkışmanın sonlanması lazım artık. Yarın için 662.5 TL önemli seviye. Ee, bu hafta bu kırılımı yaparsak önümüzdeki hafta daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Alfas enerjiler arasında bir nebze olsun öne çıktı. Artı 1.63 hiç fena değil. Ee, i̇çeri girmesini bekliyoruz. 95 TL. Yarın ve Cuma günü gelecek alımlarla 95-96 TL üzerine atıp kama içerisine girersek önümüzdeki hafta kırılım beklemeye başlarız. Nitekim kontromatik de sıfır kapattı. Ee, bu da bugün kendi halinde bir hamle yaptı kontrol e, 250 üzerine atması lazım arkadaşlar yani 248.6 250 bandı e, 250 üzerinde e, boğalar biraz güçleniyor ama 250 altında genellikle ayıların güçlü olduğu bir kontrol matik var o yüzden 250 üzerine atarsak iyi olur plasfon Turizm güzel bir gün kapattı ama daha iyi günlerini bekliyorum yani artı 183 kötü değil bugün için ama çok çok daha iyi olması lazım Ben açıkçası bugün bir artı 5 6lık mum bekliyordum e, açık konuşmak gerekirse. Bugün kaç artı 3 yaptı geri çekilip 1.83 kapattı. Yani en azından bir 19.40'lara doğru bir atak gelmesi lazım. Yarın bekleyelim bakalım bu atağı. Froto 1200'lere doğru adım adım gidiyoruz arkadaşlar Froto'da. Kanal kırılım seviyesi 1190 Froto'da kırarsak nefis olur. Pasifik nefis bir hareket kırılımı geldi. 4 saatlikte göstermişim zaten bunu öğlen. Bakın kırılım geldi. Artı 5'e yakın bir kapanış. İlk ciddi direncimiz 64 TL diyebilirim arkadaşlar. 61 TL'de ve 67 TL'de dirençlerimiz var. 3'ü de direnç hastamdı. 61'i geçeriz diye tahmin ediyorum ama 64 ve en önemlisi 67 kritik dirençler arkadaşlar. Ama pasifik fazla düştüğünü düşündüğüm için açığı kapatacaktır diye tahmin ediyorum. Birleşim mühendisi 26.94. Bunu da güdüne alalım. Ya bu arada düşük zaman dilimlerinde çok güzel dönüş sinyalleri var. O yüzden de yarının pozitif olmasını bekliyorum. Onu da iğnelemiş olayım. Kırmızı kutunun içerisine bir iğne attık. Geri geldik. Buradaki satıcıları biraz temizlettik. Yavaş yavaş artık. Perşembe, cuma kutunun içerisine girmemiz lazım. Güzel bir toparlanma hareketi var burada da. Konya yine bedelsizlerden birisi. Bunun da grafiğini çok beğeniyorum. Burada da yavaş yavaş dinlenme, düzeltme son bulmuş gibi gözüküyor. Ee, özellikle 10.800 üzerinde hızlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Konya'nın 9600'de baba bir desteğimiz. Egen Marshall bende çok önde. Sonrasında Borusan yatırım sonrasında Konya takibim sürüyor. Ama bedelsizlerin hepsini çok önemsediğimi söylüyorum. Borusan yatırımda da nefis bir retest geldi bakın. Retest sonrası fiyat usul usul yoluna devam ediyor. 3527 üzerinde kaldığı müddetçe de Borusan yatırımında 4000'lerin üzerine atmasını bekliyorum ilk etapta arkadaşlar. Ve bugünlük benden bu kadar sevgili dostlar. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Bugün birazcık kısa tuttum kusura bakmayın. Dantes Price Action eğitim seti için finansal danışmanlık için mail atabilirsiniz. Erken dönersem Twitter'da bol bol konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Yarın yemyeşil bir gün olması dileğiyle.